CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönlümün adayı cümlesinin kullanılmaması için talimat verdiği öğrenildi. Biliyorsunuz aylardır Eren Erdem, Tunç Soyer, Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun gibi isimler gönlümdeki aday Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması yapıyorlardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son Maltepe mitingiyle adaylığını resmen artık ilan etmiş oldu. Üstelik anketlerde Mansur Yavaş hem de Ekrem İmamoğlu'nun gerisinde kalmasına rağmen sadece muhalefet tabanında değil, kendi tabanının büyük bir bölümünde dahi adaylığı istenmeyen Kılıçdaroğlu adım adım adaylığa koşuyor. Kemal Özkuraz, Merdan Yanardağ ve çevresinde koltuğunu kendisine borçlu olan tipler sayesinde. Oda TV tarafından yayınlanan bir haberde Kılıçdaroğlu'nun bir talimat verdiği öğrenildi. Artık CHP içerisinde gönlümün adayı kelimesi yasak. Peki ne denilecek? Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı denilecekmiş. Kemal Bey'in verdiği talimat buymuş. Oda TV yayınladı. Oda TV biliyorsunuz CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir haber sitesi. Bu karar sosyal medyada büyük tepki çekti. Çok sayıda kişi gönlümüzdeki aday Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu derken CHP'nin büyük bir yanlış içerisinde olduğunu belirtiyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bu yorumları muhtemelen görmüyor. Halkın arasına da pek inmediği için o ancak Kemal Özkiraz, Merdan Yanardağ, Kemal Özkiraz gibi adamların yorumlarına bakıyor. Öte yandan çok sayıda siyasi gözlemci de CHP'nin bu kararının aslında altılı masayı dağıtma girişimine dönüştüğüne dikkat çekiyor ki zaten öyle. Zira İyi Parti tabanında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkanların sayısı çok fazla. Hal böyle olunca her partinin kendi adayını çıkarması bekleniyor. Zira Ali Babacan, altılı masa ortak bir aday çıkarmazsa kendisinin de Cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtmişti. Kılıçdaroğlu tek başına aday olacaksa Ali Babacan diyor ki ben de aday olacağım. Peki Ali Babacan bir şey yapabilir mi? Kılıçdaroğlu nasıl bir şey yapamayacaksa Ali Babacan da yapamayacaktır. Bu yaşananlardan gördüğümüz tek bir şey var. Muhalefet bir kez daha seçimi kazanmak istemiyor. Mansur Yavaş gibi farkla seçimi kazanabilecek bir aday varken 75 yaşına dayanmış Kemal Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın karşısına çıkmak 10. kez balkon konuşmasını dinlemekten başka hiçbir işe yaramayacak. İşte o zaman bu CHP yöneticileri var ya muhalefet seçmeninin yüzüne bakamayacaklar. İnsan içine çıkamayacaklar. Yapılacak 5 sene sonraki seçimde de bu zihniyetle CHP barajın dibini boylayacak. O zaman gerçi Kemal Bey 80 yaşında olduğu için milletin gönlündeki aday Mansur Yavaş olmasına rağmen gönlümdeki aday Kemal Kılıçdaroğlu diyen CHP'li siyasetçiler düşünsün o günü. Çünkü hepsi Kemal Bey ile birlikte tarihe başarısızlıklarıyla geçmiş olacaklar. Bu seçim madem ki kritik, bu seçim madem ki önemli, siz Erdoğan karşısına Erdoğan'ın 9 kere yendiği bir adamı mı aday olarak çıkarıyorsunuz? 13 senedir partinin genel başkanı hala eline tutuşturdukları kağıdı okumayı beceremiyor bu adam. Meydanları coşturmayı bırakın, topluma güven bile vermiyor. Bagajı dolu. İstediğiniz kadar kendinizi ekranlarda yırtın. Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu diye bağırın, çağırın. Sandıktan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı çıkma imkanı yok. Bir adam maceraya kapılacak diye, 75 yaşında siyasete Cumhurbaşkanı adayı olarak nokta koyacak diye Türkiye'nin geleceğini siz riske atamazsınız. AKP'nin seçimi kazanmasını istemiyorsanız orada bir aday var, Ankara'da oturuyor, Mansur Yavaş. 10 puan farkla seçim alabilecek bir adam. Siz Erdoğan karşısına Erdoğan'la yarışamayacak bir adamı çıkarıyorsunuz. Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu rakip bile olamaz. Erdoğan'la aynı seviyede bile değil. Çünkü Erdoğan'ın güçlü bir karizması var. Toplumu etkileyebilecek bir hitabet sanatı var. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şeyi yok. Hiç kimse kusura bakmasın.